Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Bektaş verdiğin içeriden gözlemlerin için. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Bu arada harp tarihi şeyi, Ukrayna ordusu yabancı savaşçıların gelip savaşabileceği bir ordu. Yani bu dünyadaki harp mantığının da değişmeye başladı. Demin vesayet savaşları diye konuştuk ya. Şimdi tam benim anlayamadığım mesele şu. Belki Bahçin Hanım bizi aydınlatır biraz daha konu üzerine bilgisi varsa. Şimdi bahse konu iki şey var aslında. İkisi birbirinden farklı. Birisi sahada harbedecek savaşçıdan bahsediyoruz. Bir de diyelim ki bir emekli batılı, diyelim Amerikalı subay işte gidiyor. Orada Ukraynalılara askeri eğitim veriyor. Bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Yani gündem olan insanların daha çok merak ettiği anladığım kadarıyla savaşçılar. Ama galiba bu gayri nizami harp eğitimi verecek insanlar olacaksa yarın öbür gün tabii şeyi bilmiyoruz da savaşın nasıl bir aşamaya geleceğini ve Kiev'in düşmesi durumunda bir belki gerilla savaşı benzeri bir şeyin başlayacağı. Bu iki durum birbirinden çok farklı. Onun altını çizmek istedim ama Barçın Hanım belki Barçın daha... sen bir yeraltı direnişi şeklinde yani Kiev'in düşmesi durumunda böyle bir şeyin uzayacağını ne bileyim haftalara yayılan, aylara yayılan bir şey dileyelim olmaz ama olacağını düşünür müsün? Bekler misin? Şimdi Ümit Bektaş da başta olmak üzere şu ana kadar Kiev'den özlemlerini aktaranlar bunun yüksek olasılık olduğunu gösteriyor bize. Ben özellikle demin bu soruyu sorarken hani bir baskıyla mı yapıyorlar, bir korkuyla mı yapıyorlar? Şuradan yola çıktım. Hani Putin'in bir iddiası vardı. İşte Ruslarla Ukraynalılar tek halktır. Ukrayna diye bir ülke yoktur. İhtimalen Ukrayna'daki işte Rus yanlılarının daha ön planda olmasını bekliyordu. Ama tam tersi bir sonuç ortaya çıkmış durumda. Yani anladığım kadarıyla Kiev'dekiler açısından en azından şunu söyleyebiliriz. Kimse de ya keşke hani bu savaş olmasaydı. Biz aslında Rusya'nın Rusya-Ukrayna Federasyonu olarak da yaşardık. Aslında Rusya'nınla beraber de olabilirdik. Böyle diyen bir şey göremiyoruz. Şimdi ben bir kendilerini saldırı altında gören bir halkın savunması olarak görüyorum. Yani bir örnek vermek gerekirse Ümit'ten esinlenerek biz 90'ların sonunda NATO Sırbistan'ı bombaladığında Belgrad'a gitmiştik Ümit'le beraber ve oradakiler mesela Sırbistan lideri Milosevic'e muhalif olanlar bile biz Milosevic'i sevmiyoruz ama şu anda ülkemiz saldırı altında ve şu anda kenetlenmek zorundayız demişlerdi. O nedenle ben hani bir savunma refleksi gösterdiklerini düşünüyorum. Evet. Barış? Şimdi bu Türkiye meselesini konuşacağız. Demin şey yaptık, Barçın'la da onu konuşacağız. Şöyle bir şey var. Sonda Türkiye'nin şu anda nasıl bir zikzak çizdiğine dair birkaç şey söyleyeceğim. Ama öncesinde bir önceki bölümden arta kaldığı haliyle birincisi bu Ukrayna Harbi'nin başından beri ben Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşta aslı sihirli nokta demişti ya o sihirli noktayı arıyorum. Türkiye tarafsız kalmalı. Tarafsız bir noktanın olduğuna inanıyorum. Bunu da neye dayanarak inanıyorum? İkinci Dünya Harbi'nden çıkmış bir dünyanın ortasında Türkiye'nin bunu başardığını biliyorum. Bu bir mecburiyet Türkiye için. Bir Latin Amerika ülkesi olsaydık bunu söylemezdim belki. Hani uzaktan şey yapardık ama Türkiye bu coğrafyanın içerisinde bir mecburiyet, bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. İkincisi 8 yaşında bir çocuğum var. Onu ne Rus halkına, ne Ukrayna halkına, ne Avrupa'da herhangi bir halka, ne dünyanın başka bir halkına düşman yetiştirmeyeceğim. Ama böyle harplerde emperyal güçlerin her zaman Türk askerini, Türk Mehmetçiğini acaba ithal edebilir miyiz Kore Savaşı'ndan başlayarak? Siz de gördünüz Irak Savaşı'nda da bu oldu. Başka zamanlarda bildiğim için kendi çocuğum değil, Türkiye'nin herhangi bir çocuğunun da bu savaşta ölmesini, kimseye düşman olmasını istemiyorum. Bu bir. Bundan bizi ne uzak tutar?
İşte Cumhuriyet'in kurucu partisinin bir deneyimi var. İsmet Paşa ve Atatürk uzun bir hazırlık yapmışlar. Bir barış yığınağı yapmışlar. Ben ona barış yığınağı diyorum. Montrö falan filan anlaşmalar, imzalamalar, barış yığınağı. İki, gerçekten çok zor bir diplomasiyle kimi zaman bu tarafta, kimi zaman bu tarafla, kimi zaman buraya karşı, kimi zaman öbür tarafa karşı görünerek ama en önce iç barışı sağlayarak, iç huzuru sağlayarak. Yani İsmet Paşa 2. Dünya Savaşı başlarken bir sürü muhalifle yeniden tabii. bir araya geldi. Bunu yapabilirsiniz. Bugün böyle bir akıldan yoksun olduğumuzu düşünüyorum. 3. Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu mu savunuyor? Hayır, Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarını savunuyor. Kendi ülkesinin çıkarını savunuyor. Ama NATO aracılığıyla kendi çıkarını NATO ittifakının çıkarı haline de getirebiliyor. Böyledir politika. Yani benim savunduğum politikalar da böyledir. Kendi çıkarınızı bütün daha geniş bir çevrenin çıkarı olarak gösterir. Rusya, Slav milletlerin çıkarı... Hayır, Rusya kendi devletinin çıkarını savunuyor. Öyleyse biz de kendi ülkemizin çıkarlarıyla dünyanın savaştan nemalanmayan milletlerinin çıkarlarını birleştirecek bir politika izleyebiliriz. Bu da üçüncü söyleyeceğim şey. Sonrasında şunu görüyorum. Dördüncü olarak. Eminim şu an başka televizyonlarda böyle Kiev'den yaylanarak Moskova'ya saldırmaya veya Moskova'dan yaylanarak Kiev'e saldırmaya hazır. Türkiye bir tarafta Ukrayna safında, öbür tarafta Moskova safında savaşa sokmaya çalışan diyorum. Bir sürü görüş var. Bu çok tehlikeli. Hele hele böyle bir eğilimin iktidar içinde olması daha tehlikeli. Bunlar var çünkü ikisi de var iktidarın içerisinde. Muhalefette olması da tehlikeli. Ülkenin içinde de olması tehlikeli. Ki bu hatırlayın 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de de vardı. İktidar içinde Almanya yanında savaşa girmek isteyenler vardı. İngiltere yanında savaşa girmek isteyenler vardı. Hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nda da böyle girdik. Öyle iki tane gemi şey yapmış falan değil. Bayağı bir clean isteğiyle oldu. Bu tehlikeli. Bunlara karşı dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'nin çıkarı bu savaşta değil. Türkiye'nin çıkarı bu askerlerini buraya göndermekte değil. Dünyada eminim bunu söyleyenler olacaktır. Türk ordusunun, Türkiye'nin birikimini kullanmak isteyenler. O yüzden tarafsızlık en iyi pozisyon Türkiye için. Öte yandan da Türkiye'nin bir avantajı var. Avantajı şu, 2. Dünya Savaşı'na girmemizi sağlayan şeylerden biri neydi biliyor musunuz? Türkiye taraflara tarafsız kalmasının en iyi pozisyon olduğunu kabul ettirmişti. Yani karşı taraf adına savaşa girmemesinin en iyi pozisyon olduğunu kabul ettirmişti. Şu an Türkiye içinde siyasi iktidar farkında değil bu durumu. Bakın iki taraftan da gelen açıklamalara bakarsanız iki tarafta bir ölçüde bu pozisyonu Türkiye'nin muhafaza edebileceği bir imkan sunuyorlar Türkiye. Türkiye bunun kıymetini bilmeli. Çünkü biliyorsunuz bir taraf Rusya ile bütün köprüleri atmış durumda, konuşacak kimse kalmadı. Hatta bunu kışkırtanlar var. Özellikle Avrupa ile Rusya'nın arasında oluşmuş mutabakatı da parçalayıp bu savaşı daha derinleştirmek isteyenler var. Bu tarafta da hayır, Türkiye bu zeminin, üstüne oturduğu zeminin kıymetini bilmeli. Neyi kastediyorum? Çok daha açık konuşayım. Şimdi bakın, bu politikasızlık ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'nı sarayından kim? Yiğit Bulut. Biraz önce değil mi? Evet, ben de gördüm. Bir paylaşım yapmış. Evet, tweet atıyor. Diyor ki, yarın Soros destekli Ukrayna halkını ölüme götüren İsrail itmeli Zelenski gerçeğini konuşalım. Bir ülke ve halkı kullanıp atılıyor, algılanan değil, gerçeğe bakalım birlikte. Şimdi Ukrayna halkının başına gelenleri hepimiz üzülüyoruz zaten. Bunda Zelenski'nin sorunu bu değil mesela. Bakın, iktidar o kadar politikasız ki, çarşamba günü değil mi İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek? Yani önümüzdeki günlerde evet, gelecek. Gelecek, Cumhurbaşkanı oturup konuşacak İsrail Cumhurbaşkanı'yla. Doğru veya yanlış, doğru demiyorum, yanlış demiyorum. Cumhurbaşkanlığı sarayından bu tweet atılıyor. Yani İsrail Cumhurbaşkanı gelirken. Ya Cumhurbaşkanlığı sarayında bu görüşmeden haberleri yok. Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki adamların. Ya da Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki kişiler Cumhurbaşkanı'nın görüşmesini baltalamaya
çalışıyor. İkisinden birisi, bilmiyorum hangisi doğru. Şimdi bakın, Ethem Sancak Moskova'ya gidiyor bu tarafta. Bir takım şeyler söylüyor. Ne diyor? Biz diyor Bayraktarları Ukrayna'ya satarken böyle olacağını bilmiyorduk. Ya herhalde Bayraktar'ı nasıl, böyle bir şey nasıl söylenebilir? Bayraktarları satarken ne bileyim kuş avlayacağını mı sandınız? Elbette ki ülkesinin savunması için aldı bunu Ukrayna. Bir savunma silahından söz ediyoruz. Bunu almışlar. Yani Cumhurbaşkanımız kandırıldı diyor Moskova'da tabiri caizse. Kandırılmaya açık olduğunu biliyoruz zaten. Ama işte bu deneyimle sabit. Bu hani hiç kimsenin inanacağı bir şey değil. Tabii doğru. Hatırlayın. Rus uçağı düşürüldüğünde bu krizi çözmek için Cavit Çağlar görevlendirildiğine göre Ethem Sancak'ın da bu iş için görevlendirilmiş olma ihtimali beni korkutuyor. Bu da. Öbür de öte taraftan Cumhurbaşkanı damadının abisi Haluk Bayraktar. Onun paylaşımını görmüşsünüzdür. O da yani Bayraktar yapan, Ethem Sancak bu tarafta öyle diyor, Bayraktar'ı yapan firmanın sahibi olarak aynı zamanda Zelenski'nin yanında olduğunu, kahramanca desteklediğini filan söylüyor. Öte yandan biliyorsunuz Bayraktar öyle hani bir hani ne bileyim tekstil ürünü gibi veya bir çikolata gibi istenilen ülkeye satılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de onayıyla satılıyor bunlar. Haliyle onu satan yöneticilerin de, o satan fabrikaların da böyle açıklamalardan kaçınması gerekiyor. Bu da Ukrayna yanında. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani siyasi iktidarın içindeki üç ayrı unsurun bizzat savaşın tarafı olduğunu gösteren, hatta Türkiye dış politikasını bombalayan açıklamalarını arka arka okuyorum. Bu bana Türkiye'yi nasıl İkinci Dünya Harbi'nde savaşa sokmaya çalışan, bizzat Türkiye'nin başbakanı da sokmaya çalıştı o dönemde. Bunlar yapıldıysa nasıl Birinci Dünya Harbi'nde sokulduysa bilfiil bir şeyde, bugün de bu beni korkutuyor. O yüzden siyasi iktidarın üstünde bulunduğu zeminin farkında olup bu tarafsızlık zemininin kıymetini bilmesi, ben bununla bir açıklama yapabilir miyim sonra bitirince? Bunun olması lazım. Bir Barış, evet. Konumuza bir dönebilir miyiz? Sizin öneyi, siyaset bilimci sizin öneyi bizimle birlikte. Evet. Sözüne devam etmek için ona bir merhaba diyelim. Siz